Merhaba arkadaşlar, ben Ali Hocam. Şimdi bursluk sınavı ile ilgili daha önce bir video çekmiştik. Fakat bazı arkadaşların tereddütleri oluyordu. Mesela bazı sorular geliyordu videonun alt kısmında, yorum kısmında. Artık Milli Eğitim Bakanlığı bu tereddütlerle ilgili, bu yorumlarla ilgili son noktayı koydu arkadaşlar. Ne dedi? Bursluk sınavında öğrenciler birinci dönem müfredatından sorumlu olacaklar. Şimdi Sayın Ziya Selçuk'un daha önceki yaptığı açıklamada biz sınavın ertelendiğini duymuştuk aslında. 25 Nisan 2020 tarihinden ne yapmıştı arkadaşlar? 6 Haziran 2020'ye ertelenmişti. Zaten 25 Haziran'da yapılması, 25 Nisan'da yapılması imkansızdı. Çünkü o dönemde okul kapalı görünüyordu arkadaşlar. Şimdi koronavirüsten dolayı alınan önlemler kapsamında sınav öncelikle 6 Haziran 2020 tarihine ertelendi. Fakat ertelenmesiyle beraber bir şey daha doğdu kafamızda. O da nedir? Şimdi sınava girecek olan 5. sınıftan 11. sınıfa kadar olan birçok kademe var burada arkadaşlar. 5. sınıflar, 6. sınıflar, 7'ler, 8'ler, 9'lar, hazırlık sınıfları 10'lar, 11'ler. Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz de 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu sefer bu kapsamı da daralttık. 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz de sadece bakın sadece 9. sınıfın birinci döneminden. Yani normalde 9, 10, 11'lerle ilgili niye böyle farklı bir durum var? Çünkü 9, 10 ve 11. sınıflar aynı sınava giriyorlar arkadaşlar. Onlar için ayrı ayrı kitapçık oluşturulmuyor ve 9. sınıf müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu sefer neden de 10, 11. sınıflar ve 9. sınıflar sadece birinci dönem müfredatlarından sorumlu. Peki müfredatlara nereden bakacağız arkadaşlar? Bazı arkadaşlar bunlarla ilgili branş branş müfredatları soruyorlar. Bakın ben size bir yer göstereceğim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir sitesi var. odsgm.mebgov.tr şeklinde kurslar bölümü var. Bu bölümde arkadaşlar, bu bölüm biliyorsunuzdur. 5. sınıftan 7. sınıfa kadar beceri temeli testler, kazanım kavrama testleri bu bölümde yayınlanıyor. Örnek sorular bu bölümde yayınlanıyor. Buradaki sağ tarafta yıllık planlar denilen bölüm var arkadaşlar. Buradan herhangi birini seçtiğiniz zaman mesela 9. sınıfları tıklıyoruz bakın. 9. sınıflarda her bir dersin yıllık planları, örnekleri var ve bunlardan bazılarını açacağım şimdi mesela hemen böyle tıklayalım bakın 9 sınıflarda ben daha önce indirdiğim için göstereceğim size. Matematik dersinin yıllık plan örneği. Şimdi bu bize neyi verecek? Birinci dönem konuları dediği için mesela bursluk sınavında arkadaşlar biz şunu göreceğiz. Birinci dönem konularından Ekim bakın devam ediyoruz. Ekim konusunda Ekim ayında neler işlenmiş? Matematikte mantık. Sonra matematikte kümeler var. Bakın kümeler devam etmiş. Denklem ve eşitlikler devam ediyor. Ve bunun içerisinde Aralık ayında da aynı şekilde devam etmiş. Sağ tarafta da içerikleri var bakın. İşte mutlak değer, birinci dereceden iki bilinen denklem ve eşitlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur. Üslü ifadeler içeren denklemleri çözer, köklü ifadeler içeren denklemleri çözer. Aralık ayının sonunda devam etmiş. Ocak ayının bakın ilk 3 haftasında da birinci dönem konuları işlenmiş ve orada bitmiş. Nereye kadar? Denklemler ve eşitliklerle ilgili problemler çözer. Neler bunlar? Alım satım, kar zarar, yüzde ve karışım, hız ve hareket problemleri gibi. Yani problemlerin sonuna kadar olan bölüm var arkadaşlar. Şubat tatilinden sonra rutin olmayan problem türleri var ki ondan sonra geometriye başlıyor. Yani arkadaşlar şöyle düşünebilirler. 9. sınıflar, 9, 10 ve 11. sınıflar, sınava girecek olan 9, 10 ve 11. sınıflar matematik bölümü için birinci dönem konuları yani geometriden başlamadan önceki diğer bölümlerin tamamını bilmek zorundalar. Peki bu 9. sınıflar için böyle. 7. sınıflara bakalım arkadaşlar. 7. sınıflar tam sayılarda işlemler, rasyonel sayılar, hemen devamında cebirsel ifadeler, eşitlik ve denklem bakın. Eşitlik ve denklemin sonuna kadar yani oran orantı ve yüzdeler bile yok arkadaşlar. Bursluk sınavı için söylüyorum. Peki hemen 6. sınıflara bakalım. 6. sınıflar burslukta matematik adına nereye kadar sorumlular? Doğal sayılarda işlemler, çarpanlar ve katlar, kümeler, tam sayılar, kesirlerle işlemler, ondalık gösterim ve ondalık gösterimin sonuna kadar bakın. Ondalık gösterimin sonuna kadar sorumlular bursluk sınavında. Son olarak 5. sınıflara da bakacağız arkadaşlar. 5. sınıflarda doğal sayılar, doğal sayılarda işlemler, kesirler, kesirlerde işlemler, ondalık gösterim ve yüzdeler. Geometrinin başına kadar olan bölüm yine sorumlular yani en son görecekleri konu yüzdeler. Daha doğrusu çalışacakları konu yüzdeler arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Milli Eğitim'in kendi sitesinden bakın. odsgm.mebgov.tr dediğimiz bu bölümden yıllık planlara girdiğiniz zaman her hangi seviyede olursanız, hangi sınıf seviyedeyseniz ona göre yıllık planları indirebilir. Ders ders bunları inceleyebilirsiniz. Birinci dönem konuları olmasına dikkat etmeniz de yeterli. Birinci dönem konuları nerede? Orada yazıyor bakın zaten. Yarı yıl tatil ediliyor. Şuradaki yarı yıl tatiline dikkat etmeniz yeterli. Yani ocağın 3. haftasından sonraki konular sizi
ilgilendirmiyor arkadaşlar. Sınava girecek olan bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Bunların bağlantılarını videonun altında atacağım arkadaşlar. Ayrıca sorularınız olursa yorumlar bölümünden atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.